Herkese merhabalar. Akşam olduğu için tabii ışıklı bir alan, gene bu ortamdayım. Bu ortamın duvarını güzelleştireceğim ya. Çünkü akşam da ışık daha iyi. Aşağının ışığı biraz köhne mi kalıyor derler. O yüzden akşam videolarım için de burayı güzelleştireceğim. Bugünlük idare ediverim. Gene karşınızda yüzüme hiçbir şey sürmeden çıktım. Çünkü bugün maske yapacağız. Bayağıdır aynaya bakmıyorum. Bildiğiniz bakmıyorum. Hatta bilerek bakmıyorum. Nedeni oynuyorum. Yani yüzümle bildiğiniz delik deşik oynuyorum. Şurada da gözeneklerimin biraz açıldığını gördüm. Ben de hemen birazcık araştırma yaptım. Neler iyi geliyor, neler iyi gelmiyor yüzümüze diye. Ve bu formülümü sizinle de paylaşmaya karar verdim. Yapamıyorum. Malzemelerimi sayıyorum. Yarım salatalık. 2 kaşık aloe vera jeli. Ve cildiniz eğer kuruysa badem yağı, hatta belki de çilek yağı da olabilir. Bunları koyabiliriz. Şöyle böyle çok karışık oldu. Şimdi söylüyorum. Salatalığı iyice rendeleyeceğiz. Suyunu sıkacağız. Suyundan çıkanın üstüne de 2 kaşık, 2 tatlı kaşığı aloe vera jelinden koyacağız. Şöyle göstereyim ya. Şöyle bir şey oluyor. Biraz büyük bir kap aldım. Bunların ikisi özdeşleşene kadar bunların ikisini karıştıracağız. İyice birbirini yiyecek bunlar. Acil şu sivilce izlerini geçirecek formülü bulmam lazım. İyice karıştırdıktan sonra bu ikisini iyice karıştırdıktan sonra şimdi ben Talya'dan bir badem yağı, bir de çilek yağı almıştım. Yarısını, iki tane şundan almıştım yani. Yarısına kadar çilek yağını boşaltmıştım. Bademin üstüne eklemiştim. Bademi de çilek yağının üstüne eklemiştim. Eğer cildiniz kuruysa içine badem yağı koyabilirsiniz. Hatta bir çay kaşığı kadar fazla koyabilirsiniz. Ama yüzünüz kuru, T bölgeniz yağlıysa çok fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. Ben sadece ve sadece iyi geleceğini okuduğum için. Çok güzel kokuyor. Aşırı çilek yani. Şöyle yapacağım. Saydım. 4 damla damladı. Onu da iyice karıştırıyorum. Ay, salatalık çilek o kadar güzel koktu ki. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu içilir. Bu karışımı eğer ki ola ki bir kere de diye birden fazla kullanacaksanız bunun 20 güne kadar buzdolabında bekletip kullanabiliyor musunuz? Ben bugün ne yapacağım biliyorsunuz. Sakin. Havlu örteceğim üstüme. Bu çok şu anda sıvı ve cıvık. Sorun değil. Zaten suyunu sürün demişler. Hatta şöyle. Ellerinizin temizliğinden, hijyeninden emin olduktan sonra şu açık gözeneklerinize. Bak bir şey söyleyeyim mi? Size şöyle göstereceğim. Elim şu anda kuru. Parlaklığa bakar mısınız? Canlılığa bakar mısınız? İlk sürüşte bile etkili. Bu aloe vera benim hayatımın her yerinde var fark ettiyseniz. Şurada bir tane şey buldum da onu süreyim dedim.
Bir 10 dakika durdum, kurudu. Bu maskenin en güzel yanı yıkanmıyor. Bunu sürüp yatabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yüzde herhangi bir alerjen etki etmiyor. Zaten hemen kurudu. Sadece daha parlak görünüyor. Bir de galiba badem yağından birazcık daha yapış yapış hissediyorum suratımı. Belki de Mersin'in nemindendir. Bu oda gerçekten çok sıcak. Videom bu kadardı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca maskeyi haftada 3-4 kez yaparsanız ve bir gelişim görürseniz veya hiçbir gelişim görmezseniz yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.